Herkese tekrardan selamlar. Bugün SteelSeries Rival 3 Wireless'in uzun kullanıcı deneyimlerinden bahsedeceğim. Mouse'u kullanılalı bir seneye geçti. Her neyse, o videoya sağ üst karttan ulaşabilirsiniz. Orada kutu açılımı falan filan, detaylı teknik özelliklerini falan filan yapıyorduk. Bu videoda bu gördüğünüz mouse'un kendi kullanıcı deneyimlerinden bahsedeceğim. Şimdi bu kullanıcı deneyimi videosunu tamamen kendi görüşlerim üzerinden yaptığım zaman ortaya şu Cloud 2 diye bir facia çıktı ortaya. Bu mouse'u ben kendim bayağı bir eleştirmişim anladığım kadarıyla ve insanlar dedi hani orasını burasını kurcalayıp yalan yere eleştirmişsindirler. Ulan harbi kulaklık cidden o kadar da amşan bir kulaklık değil. Yani şu kulaklık şu an 2000 lira gibi bir fiyatı var. 2000 lira gibi bir fiyatı bir kulaklığa verdikten sonra hani bayağı çok şey bekliyor insan. Ki ben aldığım zamanlarda ben 1000 liraya mı ne almıştım bu Cloud 2'yi? Zaten 9 senelik kulaklık anasını satayım hani. O yüzden bugün biraz daha seviyeli bir eleştiri yapacağım. Evet, mouse'u gömeceğiz bu arada. Evet neyse, başlayalım. Şimdi ilk olarak SCATES mevzusu var. Bakın arkadaşlar, bu SCATES'ler eğer mousepad ile kullanmıyorsanız benim gibi direkt çiziyor. Böyle masada böyle sürttüğünüz zaman direkt SCATES'ler çiziyor. Ha, bu çok büyük bir problem değil. Mousepad ile kullanıyorsanız da biraz çizilir, yıpranır diyelim en azından, daha doğru bir tabirle. Fakat SCATES'leri değiştirebildiğiniz için, yani şu gördüğünüz şeylerin hepsi SCATES. Bunları değiştirebildiğiniz için çok bir problem yok. Ama feci bir şekilde pil yiyor arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mouse pilli bildiğiniz gibi. Keşke şarjlı olsa. Gerçi şarjlı wireless mouse yok ama mouse pil olarak cidden sömürüyor. 10-15 saatte bir pil değiştiriyorum. Ben ki oyun falan da oynamıyorum. Hani öyle webde map'te geziniyorum. Hani çok hareket ettirmiyorum mouse'u. Ama mouse'un güzel bir özelliği var. Tek pille de kullanılabiliyor. Şu an 2 tane pil takılı. Bu galiba Duracell, bunun markasını bile bilmiyorum. Mouse tek pille de çalışabiliyor ama dediğim gibi ömrü çok kısa. 1000 lira gibi bir fiyatı bulunuyor. Fiyatına zaten en sonunda geleceğim. Fiyatı da çok kötü bu arada. Hani fiyat performans ürünü olarak bunu almamamız lazım. Şimdi klik sorunu var arkadaşlar mouse'un. Bazen çift tıklamaya başladı hani. Yani şu an videodan bunu hayatta anlayamazsınız ama tek tıkladığım zaman çift tıkladı oluyor. Ha, ben herhangi bir şekilde Valorant, CS:GO, rekabetçi oyun oynamadığım için saç baş yoldurtmuyor bu durum. Gerçi oyun da oynamıyorum adam akıllı ama zaten oyun oynayacak bir bilgisayarım maalesef yok ama hani Chrome'da, Mrome'da falan filan çift tıklama sonra çok bir şekilde eksi bir durum yazmaz hanesine. Ama rekabetçi oyun oynuyorsanız saç baş yoldurur. Üçüncüsü, abi siz bir wireless mouse tasarlamışsınız. Bakın burada şeyleri var hatta. Bakın en üstte Bluetooth, altta 2.4 GHz, orta diyorum. Ortaya getince de mouse kapanıyor. Siz bir wireless mouse yaptıysanız eğer bunun gecikmesini adam akıllı ayarlamanız lazım. Şimdi online oyunlarda ben Rainbow Six Siege'i GeForce üzerinden oynarken çok sıkıntı yaşadım. Bu GeForce'un gecikmesiyle falan filan alakalı bir durum değil. Çünkü o zaman Corsair Katar Pro isimli kablolu oyuncu mouse'unu taktım ama o gecikme ortadan kalkıyordu arkadaşlar. Gecikme bazen hissedilebilir oluyor ve ben Rainbow Six Siege'de cidden saç baş yolma noktasına gelmedim ama hani eğer çok profesyonel oynuyorsanız ve rekabetçi oyunlara cidden takıksanız bu rank sistemlerine falan, bu mouse'u almayın. Hani direkt videoyu kapatıp gidin hani. Bu mouse'u hayatta almayın. Rival 3'ün kablolu versiyonu hakkında bir bilgim yok ama kablolu versiyonunun gecikmesi %99 ihtimalle bundan daha iyidir. Hani gecikme konusunda daha hızlıdır demek istiyorum. Onun haricinde scroll tuşu falan, bu SteelSeries Aerox 3 isimli mouse'daki o scroll problemi bunda yok. Bundaki scroll gayet canavar gibi çalışıyor. Artı diyebileceğim nokta o. Onun haricinde tek pille çalışması güzel. Dediğim gibi aha. 2 tane pil var. Tek pille çalışması güzel. Hatta ağırlığı çok önemsiyorsanız ama tek pili çıkardım. Gene mouse'u çalıştırabiliriz. Şöyle mavi şeyde gördüğünüz gibi. Hatta Bluetooth şu an eşlendi cihazda. Dediğim gibi tek pille de çalışabiliyor. Ağırlık konusunda tek pili çıkardığınız zaman kesinlikle daha hafif bir deneyim elde ediyorsunuz. Ele oturma konusu var. Benim gibi büyük elliyseniz bakın elinize oyuncak gibi oluyor hani biraz. Şu serçe parmağınız yeri süpürüyor oyun oynarken. Hani buraya koyamıyorsunuz. Normalde serçe parmağınızı şu yüzeye koymanız lazım ama şöyle dediğim gibi buraya koyamıyorsunuz dediğim gibi bakın. Her şekilde masayı veya artık hangi zeminde oynarsanız o zemini süpürüyor. Onun haricinde diyebileceğim başka eksi dongle konusunda var arkadaşlar. Dongle, yani buna da mı takıldın anasını satayım diyebilirsin. Senin Allah belanı versin diyebilirsiniz arkadaşlar. Dongle çok küçük ya. Kaybetmeye çok müsait. Hani cidden şunu diyeceğiniz, şimdi eleştirmek için yer arıyorsun. Yani dongle cidden çok küçücük bir şey yani. Kaybetseniz kaybedersiniz. Kaybetseniz de gerçi Bluetooth üzerinden kullanmaya devam edebilirsiniz. Onun haricinde bir artısı daha, Bluetooth'la telefona bile bağlanabiliyor. Biraz bağlantıda da sorun yaşadım ama tabletiniz varsa Samsung olsun, iPad olsun bağlarsınız %100 ihtimalle hani. Bluetooth'u cidden canavar gibi çalışıyor mobil tarafta. O konuda da hakkını vermek lazım. Olsa yazılımı cidden iyi yapmışlar. Onun haricinde SteelSeries Engine tarafı üzerinden çok bir şey demeyeceğim ama mouse'un zaten RGB'si yok ki normal. Gerizekalı gibi ve her yerine RGB koysalar bu 15-20 saatlik taş çatlasın, 20 saatlik pil ömrü arkadaşlar. Dediğim gibi çok hızlı bitebilirmiş. Hani o yüzden RGB yok diye bir eksi asla diyemem ki. Bence RGB çok saçmalık. Oyun oynarken siz bu mouse'a mı bakıyorsunuz? Göstericiden başka bir şey değil bence. True Move Air sensörünü de hadi eleştirelim de bu eksi bir puan değildir. Hani Pixart'ın kırma sensörlerinden oluşuyor bu. Hani bizim True Move Air diye güya kendi ürettiğimiz sensör diye reklamını, pazarlamasını iyi yapıyorlar ama Pixart'ın benzer 33-27 gibi benzer bir sensörünü kullanıyor diye biliyorum. True Move Air'daki karşılığı. Hani o açıdan güzel. Şu ortadaki tuşla DPI değiştiriyorsunuz. Her mouse'da var zaten. 40-30 lira, 30-40 liralık pazardan aldığınız mouse'larda da bu özellik var. Evet, video bu kadardı. Eleştirmek için başka bir şey bulamadım. Hala alete zaten bok attık. Hani dongle'ın küçük olduğundan falan da bahsettiğimize göre ve kendimize küfür de ettirdiğimize göre bu mouse'la birlikte videoyu kapatabiliriz ama cidden hani gecikme konusunda çok takıntılı biriyseniz, rekabetçi oyun oynuyorsanız bu mouse alınmaz. Evet, kimler almalı diye bir soru da sorabilirsiniz. Single player oyun oynayan veya webde falan filan gezen herkes alabilir. Çift tıklama sorununu o kadar dert etmemek gerekli. Bence belki bendeki bir üretim hatasından falan da olabilir. Seri numaraları gözüküyor mu bilmiyorum şu an. Alın bakın zaten. Şöyle ne kadar net diyebileceğim bilmiyorum ama seri numaraları gözüküyorsa bendeki üretim hatası falan filandan da kaynaklanıyor olabilir. Aha. Daha demin geç karanlık oldu galiba. ISO'yu çok fazla kısmışız. Her neyse, dediğim gibi online oyun oynuyorsanız hayatta alınmayacak bir mouse. Single player Google'da gezinmek için alabileceğiniz kablosuz mouse'lardan biri. Fazla pilliyor. Yani mouse'a verdiğiniz parayı pile de vereceğiniz gibi düşünün bir senede. Hani piller ne kadar bilmiyorum ama en kalitesi Duracell bile, dediğim gibi. Bluetooth'ta kullanınca şarjı biraz daha az gidiyor gibi hissettim. Hani istediğiniz bağlantı türünü tercih edebilirsiniz. Ben bir şey demiyorum. 5 GHz bağlantı olsaymış daha da iyi olabilirmiş aslında kısa mesafede. Her neyse, bu videoda bu kadardı. Dediğim gibi online oynuyorsanız almanıza gerek yok. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.